Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka daba milletimin istiklal. Çok değerli belediye başkan vekilimiz, AK Parti ilçe başkanımız, Saadet Partisi ilçe başkanımız, Memleket Partisi ilçe başkanımız, değerli kıymetli ilçe başkanları, çok değerli divan, değerli katılımcılar, hepiniz ikinci olan kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhterem Genel Başkanım, 2018'de partimizi kurduğundan beri, 2019'da da biz Arak ilçemizi kurduğumuz günden bu yana, Genel Başkanımızın tabiriyle biz siyasete nezaket ve zerafet getireceğiz dedik. Allah'ın izniyle bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, gerçekten de bugün Türk siyasi tarihinde özellikle son 20 seneden sonra Erbakan hocamızın aktif siyasetinden sonra özlenen tablo inşallah bugün Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey ile birlikte inşallah siyaset sahnesinde yeniden görmeye başladık. Örnek vereyim, niye bunları söyledim? Son dönemde Genel Başkanım Dr. Fatih Erbakan'ın Altılı Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı ile alakalı açıklamasından sonra ilçemizden malum daha önce de siyasete yön vermiş, ilçemize mal olmuş bir kişi diyelim, çıktı olur olmaz konuşmalar yaptı. Üzüldük, geçtik. Daha sonra başka bir siyasi partinin genel başkanı ile alakalı çıktı, yani hiç ağza alınmayacak bir konuşmalar, bir demeç, bir beyanat verdi. Bu sefer ne oldu? Hem kendini zora soktu, hem insanımız karşısında kendini küçük düşürdü. Ama yazık olsun ki biz hala insanlarımız böyle siyasetçilerin arkasında koşuyor, böyle siyasetçilerin arkasında durmaya çalışıyor. Ben bu konuda üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Peki yeniden neden yeniden Refah Partisi? Çünkü şundan dolayı yeniden Refah Partisi, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan her yıl 150 milyar dolar kaynak paketi, 81 ile 684 fabrika projesi, önce ahlak ve maneviyat önceleyen siyaseti, borç ve faiz almadan denk bütçe, yönetimde adalet, bölüşümde adalet. Kısacası Türkiye'yi yönetmeye hazır, dünyayı dönüştürmeye yetkili ve etkili genç bir kadro. Bu kadronun peşinde inşallah 2023 seçimlerinde ve devamında çok güzel sonuçlar alacağız. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Genel Başkan Yardımcımız burada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm. Cemil Çalak'la birlikteyiz. Sayın Başkanım, Arak'ta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeniden Refah Partisi olarak Altılı Masa'nın içerisinde bulunmadınız. Bulunmak ister miydiniz? Veya neden bulunmadınız? Şimdi böyle bir oluşma gibi Refah Partisi'nin başkanlığında, önderliğinde, masanın lideri konumunda böyle bir oluşum yaptılar. Biz bu oluşumda biz yer almak istemedik zaten. Ondan sonra sebepleri de ortadadır malum. İşte orada alınan kararlar İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın ortak hareket etmesi, yani cinsiyetsiz bir toplumla ilgili yapılan çalışmalarda Yeniden Refah Partisi olarak bu tip komisyonlarda yer alamaz. Neden? Çünkü Yeniden Refah Partisi'nin önce ahlak ve maneviyat. Her şeyin önünde önce ahlak ve maneviyat gibi. Yani ahlak ve maneviyat olan bir toplumda ne bir ticaret yaparsınız, ne o insanla gezersiniz, ne bir dostluk kurabilirsiniz. Bizim için, özellikle bizim inançlı bir toplum olarak Türk milleti, bu millet önce ahlak ve maneviyatına çok değerlidir. Bizim de partimizin temel prensibi önce ahlak ve maneviyat olduğu için bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili cinsiyetsiz bir toplum teklifi, çalışmaları ahtım olsun, Allah'a yemin olsun ki diyor Kılıçdaroğlu, ne olursa olsun diyor, biz İstanbul Sözleşmesi'ni geçireceğiz diyor. Bunda kadını beyan esastır diyorlar, saplandırıyorlar. Ya bunlar da yapmış oldu bazı çalışmalarda, mesela diyor ki ben Kılıçdaroğlu altı masa Avrupa Birliği'nin bütün maddelerini tek tek kabul ediyorum. Biz Avrupa Birliği'ni zaten reddediyoruz, İslam Birliği diyoruz. Yani yerli ve milli üretimlerde ilgili biz kendimiz nüanslarımızla farklı programlarımızla ilgili orada en ufak bir şey göremediğimizi zaten bir masanın böyle bir oluşumda biz yer almak istemedik zaten. Bu da bir gerçeklik, bir realitedir. Ama bizim asıl şaşkınlığımız
o masada milli ve manevi değerleri yüksek olan partiler var. Yani kendilerine öyle söylüyorlar. Tamam mı? Ama bütün bunlar olurken bunlara karşı nasıl duyarsız kalınır bilemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekili namaz kılan askeriyede, ordu, devlet dairelerinde kapalı olan, kamu kurumları görev alan, namazını kılan insanlar hepsi tespit edilir. Yarın yargı önüne çıkartılacak diyor. Onlar grup başkan vekili 1400 sene evvelin kanunlarla beraber milliyetin yoksa dağıtımda çalışmalar yapılıyor. Bunları doğru bulmuyoruz diyen, yani inançlarıyla kendiyle boğuşan, milli ve manevi değerlere boğuşan, Osmanlı atasına hakaret eden, Osmanlı ecdadını yok sayan bir altın masayla beraber bizim aynı masada olmamız dolayısıyla düşünülemez. Aklımızdan dahi geçmiyor. Öyle bir teşebbüsümüz daha yok. Biz şu anda gerek Cumhur İttifakı'na ve gerekse Millet İttifakı'na ilgili ortak noktalarda birleştiğimiz noktalar olmadığı için biz Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'na uzak. Biz yeniden HAP Partisi olarak Doktor Fatih Erbakan Bey'in başkanlığında Allah'ın izniyle seçime gideceğiz. Ha, siyasette hiçbir şey kimse büyük konuşamaz. Bu literatür böyle. Yani siyasette eski devlet reislerinde söylediği gibi 24 saat uzun bir zamanda. Bizim ortak noktada anlaşabileceğimiz milli ve manevi değerleri ağırlıklı getirebilecek herhangi bir siyasi partinin ortak noktaları anlaşırsa neden ittifak yapmıyor? O zaman baktım. İttifak yaparız demiyor. Ama bunu basın çok yerde konuştu. Bazı illerde genel başkanı Cemil Çolak bile ittifak yaparız diyor. Biz ittifak yaparız demiyor. Ortak müşterekler. Eğer bizim değerli genel başkanı çözüm zaten. Ulusal medyada da bunu söyledi. Eğer ortak noktada anlaşabildikten sonra tabii ki biz de ittifak yapmak isteriz ama şu andaki görünüşü göre, inşaatı göre biz kendimiz tek başına seçime gideceğiz. Peki seçim sonrası ikinci tura kalınırsa Millet İttifakı mı yoksa Cumhur İttifakı mı yoksa İttifakı mı oy verirsiniz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bunu genel başkanım geçen yine ulusal medya canlı yayında yanındaydım. Biz şu anda hiç ikisine de destek verme düşünmüyoruz. Size çok kalbi olarak inanarak söylüyorum. Biz ikinci tura biz kalacağız. Yani ikincisi kim olur bilemem. Tayyip Erdoğan olur, olur mu ama biz ikinci tura kalacağız. Yani yeniden Refah Fırat Sulu'daki ikinci tura biz mi kalacağız? Fatih Erbakan Bey'le var. Biz kaybedeceğiz seçimle ilgili diye konuşalım. Biz ikinci turda Allah'ın izniyle ikinci tura bak şu anda görünmeyen kararsızlar ve insanların kendine rengini belli edememe bir şekli var, durum var. Ben Türkiye'ye gezen bir insanım. SDK Haklı işte benim başkan olarak her tarafında ben yollarda bakın buraya geldim şimdi oradan doğru Batman'a gideceğim, Bartın'a gideceğim. Bu arada oradaki elim kazadan dolayı ölenlere Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Devlet için onların yanında görüyoruz. İnşallah mutlu bir şekilde o insanlarımız yani bu sağlıklı bir şekilde tekrar hayata dönerler. Orada yerin altında kalan insanlar var. Dua ediyoruz. Tek temennimiz dua. Elden de bir şey gelmiyor. Şu an yetkililerden üstün bir gayrete çalıştığında görüyoruz. Bunun üzerine politika da olmaz. Hayatın, yaşamın üzerinde politika da olmaz. Şimdi o, ben güzel hükümetin bir elinde geleni yaptığını görüyoruz yani. İnşallah bir an önce o küçük altında kalanlar sağ salim kurtulurlar diyorum. Dolayısıyla biz bu ittifakta görünüşe göre şu anda Fatih Erbakan Bey'in sesimi gideceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Ve de bir aksilik olmasa Allah'ın izniyle bir iki sonra kalacağımıza inanıyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Yani.